Merhaba arkadaşlar. Sosyal bilimlerde yöntem tartışmaları dersinin ikincisinde pozitivizm üzerine konuşacağız. Tabii pozitivizm aslında oldukça felsefi bir arka plana sahip bir düşünme biçimi. Fakat biz burada sadece pozitivizmin en genel kabullerini ve bunun sosyolojiye nasıl yansıdığını göreceğiz. Ama önce kısaca geçen hafta giriş dersinde ne yaptık ona bakalım. Dersin temel kabulünü geçen hafta belirtmiştik. Her yöntem tartışması aslında salt yöntem tartışması değildir. Dolayısıyla yöntem tartışmanın aslında varlık tartışmak olduğunu, yani bir bilimin yöntemini tartışmanın o bilimin nesnesini tartışmak anlamına da geldiğini yine geçen hafta görmüştük. Bunları paradigma kavramı üzerinde şekillendirmiştik, hatırlarsınız. Paradigma en genel anlamıyla bir zihin kalıbı, bir düşünme kalıbı olarak kendini gösteriyor. Bu anlamıyla her paradigmanın kendi içinde tutarlı ontolojik, epistemolojik ve metodolojik varsayımları ve kabulleri olduğunu, bu üç katman içerisinde yeterince tutarlı bir bilgi sistemi teşkil ettiklerini görmüştük. Sorular şöyleydi, hatırlarsınız. Gerçeklik nedir? Buna hangi tür bilgiyle ve nasıl ulaşılabilir? Bu soru silsilesi bize ontoloji, epistemoloji ve metodolojinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu oldukça net biçimde anlatıyordu. Sosyoloji içerisinde üç temel paradigmanın olduğunu gördük. Bunların biri pozitivist paradigma, ikincisi anlamacı paradigma, üçüncüsü yapısal ilişkiselci paradigma olarak karşımıza çıkıyor. Pozitivist paradigma aslında doğallığında Thomas Kuhn'un yine bir çapta gördüğümüz paradigma kavramının kullanan bilim tarihçisi Thomas Kuhn'un deyişiyle normal bilim dönemine denk gelen bir anlayışa tekabül ediyor pozitivizm. Bu normal bilim döneminde daha çok nesneye ilişkin bir sorgulamanın olmadığı, bilgiyi üreten özne ile bilgisi üretilen nesne arasındaki ilişkinin kendiliğinden belirli sayıldığını görmüştük. Bu hafta tam da bu noktadan başlayalım pozitivizm tartışmasına. Pozitivizm aslında bir bilgi teorisi olarak oldukça geniş bir felsefi ardalarına sahip. Bildiğiniz üzere bilgi teorisinde birbirine rakip iki varyant bulunmakta. Bir, rasyonalizm, ikincisi empirizm. Bunlar bilginin kaynağı meselesinde oldukça farklı yerlere atıfta bulunuyorlar. Rasyonalizm, bilginin kaynağının akıl olduğunu söylerken, empirizm, bilginin kaynağının duyum olduğunu söylüyor. Dolayısıyla rasyonalizmin akıl üzerindeki vurgusu, yani bizim doğuştan getirdiğimiz zihnimizi evrensel olarak mevcut akıl kategorilerimiz var. Ve bu akıl kategorileri sayesinde dünyayı anlamlandırıyor ve ilişkiler kurabiliyoruz der rasyonalizm. Hegel'in meşhur örneğiyle bir anda ateş yanar, bir anda su kaynar. Bu ikisi arasındaki nedensel ilişkiyi benim aklım kurar. Dolayısıyla nedensellik mesela oldukça evrensel bir kategori olarak akılda verili olduğunu bize söyler rasyonizm. Keza mantık kurallarının yine aynı şekilde akılda verili olduğunu söyler. Dolayısıyla bizim nesnelerle kurduğumuz ilişki daima aklımız dolayımından geçer.
akla uygun bir yapı sergiler diyor rasyonizm. Bunun tam karşısında empirizm deneye ve duyuma vurgu yaparken ilk klasik empiristlerden John Locke'ın söylediği gibi insan zihni tabula rasa'dır. Yani boş levhadır. Locke bize insanın deneyler geçirdikçe, deneyimler edindikçe, nesneleri deneyimledikçe, dünyayı deneyimledikçe bu boş levhanın dolmaya başladığını. Dolayısıyla bilginin kaynağının da deney ya da deneyim ki aynı kökten gelirler. Deney ya da deneyim olduğunu, bizim biz dünyayla aklımızla değil duyumlarımızla iş kurduğumuzu söyleyen bir düşünme biçimi. Bu iki birbirine karşı düşünme biçimi epey bir zaman 1600'lerden 1800'lere kadar yaklaşık iki karşı bir biçim olarak varlıklarını sürdürdüler. Bilhassa 1800'lü yılların ikinci yarısıyla birlikte ortaya çıkan pozitivizm ise burada oldukça çarpıcı bir bileşim olarak kendini gösteriyor. 1800'lü yıllara dek birbirine karşı olarak gelen bu iki akımı, yani rasyonizm ve empirizmin bir bileşimi olarak kendini gösteriyor. Pozitivizm, peki bu birbirine karşı olduğunu gördüğümüz bilgi teorilerin nasıl oluyor da bir araya geliyorlar? Şöylesi bir bileşim sağlıyor pozitivizm. Bir anda rasyonalizmden gelen nomotetik bir bilme biçimi, diğer taraftan empirizmden gelen fenomenalist bir bilme biçimi. Ne demek bunlar? Şöyle açıklayayım. Fenomenalizm Kant'tan beri bildiğimiz üzere fenomenler ile numenler arasında bir ayrım giderek yani görünen şeyler ile, yani deneyimlenen şeyler ile kendinde şeyler arasında bir ayrım giderek numenlerin, yani kendinde şeylerin bilginin değil ancak inancın konusu olabileceğini, bilginin konusunu ise sadece fenomenlerin oluşturabileceğini, yani deneyimlenebilen, gözlemlenebilen ya da algılanabilen şeylerin bilginin kaynağını, bilginin konusunu oluşturabileceğini söyler Kant. Tam da bu Kantçı fenomenist vurgu, pozitivizm alarak burada bir kendine empirik bir ayak inşa eder. Fakat öte yandan salt empirik olarak kalmaz. Rasyonalizmden de yasa fikrini alır. Kısadan nomotetik bilimler tasnifinde bu kavram, yani nomotetik kavramı yasa koyucu anlamına gelir. Dolayısıyla yasa koyar. Yasa koyan bilimler olarak kendini tasnif eder. Böylece bir yandan empirik bir temele kendini dayandırırken, diğer taraftan empirik olarak gözlemlenebilen, algılanabilen ya da deneyimlenebilen şeyler arasında yasa benzeri bağlantılar kurmak, bunların arasında neden sonuç ilişkileri kurmak ve böylece belirli genel ve evrensel yasalara ulaşma fikri burada kendini gösterir. Dikkat edersiniz, doğanın işleyişiyle akılın işleyişi arasında bir özdeşlik, bir mutlak bir karşılıklılık varsayan bu teori, temel ontolojik kabulü olarak yansıma teorisine dayanır. Yani yansıma teorisi şu anlama geliyor. Dünya tamamen benim dışımda olan, orada olan dünya bana kendi yasalarıyla ve mekanizmalarıyla birlikte benim aklıma doğrudan yansır.
ben bunları aklımda doğrudan kavrayabilirim. Yani doğum yasaları ile aklın yasaları özdeştir. Burada aslında klasik bir, birazdan sosyolojik karşılığını göreceğimiz klasik bir evrensel bir bilen öznenin tanımlandığını ve dahası bu bilen özne ile bilgisini ürettiği nesne arasında kat'i bir ayrım öngörüldüğünü görüyoruz. Peki bu felsefi pozitivizm sosyolojiye uyarlandığında neye dönüşür? İki versiyon tanımlayabiliriz pozitivist sosyoloji açısından. Bu hafta ilkini göreceğiz. Bütüncü versiyon. Haftaya da bireyci versiyonu göreceğiz. Bu tamamen ontolojik olarak toplumsal yaşamın varlığın temelinde neyin konumlarıyla alakalı bir durum. Sosyolojiye aktarıldığında öncelikle bu hem bütüncü hem de bireyci versiyonların ikisini de pozitivist olan özellik pozitivizmin temel epistemolojik kabullerini sahiplenmeleridir. Bunu şöyle formüle edebiliriz. Teori ile objeler arasında yani nesneler arasında net bir ayrım varsayımız açısından bu her iki teoride ortaklaşırlar. Durkheim'in pozitivizmine gelirsek eğer aslında Durkheim'in pozitivist sosyolojisi temel bir bilim iddiasıyla başlıyor. Tam da o biraz evvel bahsettiğim o empirist ve rasyonist ayakların bir araya gelmesinin bir neticesiyle şöylesi bir formül geliştiriyor Durkheim. Sosyolojinin görevi dışsal olduğu kabul edilen toplumsal olgular arasında yasa benzeri ve düzenlilik arz eden nedensel ilişkiler tespit etmektir. Burada birkaç kavram var önemli. Biri toplumsal olgular kavramı, bunu göreceğiz. Yasa benzeri ve düzenlilik kavramları önemli ki buna geçen hafta toplumsal dünyayı ya da genel olarak dünyayı bir kozmos, bir düzenlilik, düzen olarak görme ile ilişkili bağlantısını şansla görmüştük, konuşmuştuk. Üçüncüsü de nedensel ilişkiler. Burada demek ki aslında bir bilimsel bilgi iddiasının bütün ögeleri bulunmakta. Şimdi dışsal olduğu kabul edilen, yani bize dışsal olan, varlığı dışsal olan bu olgulara ilişkin, toplumsal olgular diye tanımladığı Durkheim'in konuşacağız. Buna ilişkin bir bilgi iddiasında bilgiyi üreten özne nerede durur? Durkheim'de tıpkı haftaya göreceğimiz bireyci versiyonda da olduğu gibi teori ile nesneler dünyası arasında, yani özneler özne ile nesne arasında net bir ayrım bulunmaktadır. Doğa bilimlerinde olan bu ayrımın sosyolojiye de olduğu gibi uygulanabileceğini iddia eder Durkheim. Bu anlamıyla doğa bilimleriyle sosyoloji arasında bir devamlılık, bir süreklilik varsayar. Doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasında bir süreklilik varsaymasından dolayı Durkheim'in sosyolojisi naturalist bir sosyolojidir. Yani doğa bilimlerine dayalı bir sosyolojidir. Şimdi bu naturalist sosyoloji biçimi nesne ile özne arasında tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi mutlak bir ayrım konabileceği fikri pratikte tavır olarak olgu ile değer arasındaki ayrım şeklinde kendini gösterir. Olgu değer ayrımı Türkiye açısından mutlak bir ayrımdır. Yani sosyolog bilimsel olmayan etkinliği içerisinde bir pekala bir değer sistemiyle hareket edebilir.
bir değer sistemi, bir inanç sistemine sahip olabilir. Fakat bilimsel etkinliğinde tamamen olguyla iş kurmalı. Olguya kendi değer yargılarını yansıtmamalıdır. Ve bunu becerebilir de sosyolog Dürkheim'e göre. Bu ayrım meselesi oldukça kritik. Demek ki toplumsal insanların kişilerin dışında toplumsal olarak tanımlanabilecek bir olgu grubu olduğu bilgisi öncelikle epistemolojik olarak net bir olgu değer ayrımı şeklinde kendini gösteriyor. Bunun Dürkheim'deki ontolojik karşılığı nedir peki? Burada Dürkheim toplumsal olgu diye tanımladığı şeyi bize anlatmaya çalışıyor. Biraz kendisinden gidelim. Mesela toplumumuzda diyor Dürkheim, hukuk ve ahlak kurallarının çalıştığı oldukça yoğun bir, değil mi, yaptırım gücü olan mekanizmalar var. Fakat diyor ki bize Dürkheim, toplumda bu hukuk ve ahlak kurallarının dışında kalan kimi gündelik kurallar vardır. Ve ben bunlara uymazsam insanların benimle aralarına mesafe koymalarına, insanların benden uzaklaşmasına yol açarım. Kendisinin verdiği örneği zikredeyim. Somut hiçbir şey beni doğrudan ana dilim olan Fransızca konuşmaya ya da ülkemdeki yasal para birimini kullanmaya zorlamaz. Yani beni Türkiye'nin örneğini buraya uyarlarsak bizi Türkçe konuşmaya ya da alışverişlerde Türk lirası kullanmaya zorlayan bir hukuk kuralı gibi türünden bir yasa yok. Fakat benim diyor, böyle bir yasa olmasına rağmen benim başka türlü davranmam da mümkün değildir. Çünkü bu mecburiyetlerin dışında davranmaya kalkışırsam başarısızlık dışında hiçbir şey elde edemem. Bir diğer verdiği örnek Dürkheim'in diyor ki bir sanayicinin geçerliliği geçen yüzyılda kalmış yol ve yöntemlerle çalışmasının önünde hiçbir engel yoktur. Fakat bu yüzyıl koşullarında bunu yaptığı takdirde iflasa sürükleneceği de kesindir. Burada toplumsal olguların işleyişine ilişkin dikkat edin ters bir akıl yürütme de bulunuyor. Bu doğa yasaları gibi, mesela yer çekim yasası gibi işleyen türden bir şey değil. Fakat buna uymama şansınız var. Fakat bu davranışınız sizi mutlak bir başarısızlığa sürüklediği için bunlar zorlayıcıdır diyecek bize Dürkheim. Yani yer çekimi kanununa uyup uymama bir tercih konusu değildir. Diyor ki Dürkheim, aslında bunlara da ilk başta bir tercih konusuymuş gibi gözüküyorsa da bir dikkat baktığımızda aslında bunların da tercih konusu olmadığını. Yani Türkçe konuşmadığın bir durumda kaçınılmaz olarak insanlarla iletişim kuramadığın, yalnızlaştığın, izole olduğun ve kaçınılmaz olarak başarısızlaşmaya mahkum olduğun bir gelecek seni bekliyordur. Varsayalım diyor, bu kuralların dışına çıkıp onları ihlal etme, hatta bağımsız darılma gücünü kendimde bulsam bile ya da bu kuralları ortadan kaldırmaya dönük radikal bir projeye sahip olsam bile bu kuralları geri alıp onlara karşı mücadele etmek durumundayımdır. Yani onları yok sayamam diyor Dürkheim. Sadece yani onlarla mücadeleye girsem bile tam da bu mücadelenin kendisi onların varlığını kabul ettiğim anlamına gelir. Dolayısıyla bu türden kuralların zorlayıcı, burada Dürkheim'in kullandığı kavram empoze, kendini empoze eden, kendini dayatan, zorlayan
sizi bir şeye doğru zorlayan, bu özelliği, yani zorlayıcı, kendini empoze eden özelliği birey üzerinde bir tür denetim kurmayı sağlayan ve sahip oldukları zorlayıcı güç sayesinde bireye dıştan dayatılan bir takım eyleme, düşünme ve hissetme biçimleri şeklinde kendini gösterir. Durkheim bunları toplumsal olgu olarak tanımlıyor. Çünkü diyor ki bize, burada tam da ikinci hamlesini yapacak, temel bir hamlesini yapacak. Bunlara neden yeni bir olgu kümesi demeliyiz? Çünkü bunlar ne organik ne de psişik, yani psikolojik fenomenlere olarak değerlendirilemezler. Diyor ki toplumsal olgular bir yandan bir takım simgelerden ve eylemlerden ibaret oldukları için organik fenomenlerin bireysel bilincin dışında hiçbir varoluş kazanmayacak onlara bakımından da psikolojik fenomenlerin kapsamı içinde değerlendirilemezler. Toplumsal olgu diye tanımlanan şeyler çok büyük oranda simgeler ve eylemlerden ibarettir. Dolayısıyla simgeler ve eylemlerden ibaret bu olgu kümesini, olgular kümesini biz organik fenomenler olarak ya da psikolojik fenomenler olarak değerlendiremeyiz. Neden biz psikolojik fenomen olarak değerlendiremeyiz? Çünkü psikolojik fenomenler ancak tekil bilincin içinde ve onunla var olan fenomenlerdir. Oysa kendisinin toplumsal olgular olarak adlandırmayı önerdiği olgu kümesi tekil bir bilincin içinde ve orada var olan bir şey değil, toplumsal bir özellik gösterir. Bu anlamıyla toplumsal olgular diye tanıdığımız kümenin kaynağı, varoluşunun kaynağı birey değil, toplumdur. Durkheim'e göre. Böylece Durkheim psikoloji ile arasında oldukça net bir ayrım çizer. Durkheim'in buradaki hamlesi önemli. Çünkü bu aynı zamanda sosyolojiyi bir bilgi alanı olarak idam etmemize mümkün kılar. Emil Durkheim kelimenin tam anlamıyla bir kurucu figürdür. Kuruculuğu burada ne anlamda kullanıyorum? Yani kuruluştan kasıt nedir? Bir bilim alanının kurulması ne anlama gelir? İki anlama gelir. Birincisi teorik olarak kurucudur. Burada Durkheim'in sosyolojinin ontolojik, epistemolojik ve metodolojik temellerini netleştirdiğini görüyoruz. Öncelikle bir nesne tanımlıyor. Sosyolojiye toplumsal olgu diye bir nesne tanımlıyor. Bu nesneyi komşu takım disiplinlerin nesnelerinden ayırtmak için ekstra çaba harcıyor. Yani bu toplumsal olgu dediğimiz şeyler psikolojik değildir. Tarihsel de değildir. Antropolojik de değildir. Veya biyolojik de değildir. Bunlar yeni türden bir olgu demekti. Bu önemli, vurgu önemli. İkinci olarak epistemolojik hamleyi yapıyor. Buradaki klasik yöntem kuralı Durkheim'in toplumsal olguları şeyler gibi inceleyin. Bu oldukça ünlü deyişinde Durkheim bize toplumsal olguları şeyler, yani nesneler gibi inceleyin dediğinde kendi değer sistemleriniz ile, kendi değerleriniz, değer yargılarınız içinde bulunduğunuz toplum ile incelediğiniz toplumsal olguya arasında kat'i bir ayrım koyun. İncelediğiniz olguya kendi değer yargılarınızı, ahlaki takım yargıları karıştırmayın demeye getiriyor yöntemsel olarak. Bunu mesela örnek Sosyolojik Yöntemin Kuralları kitabında yine bu aslında bu tartışma yapıldı. Bu kitapta mesela suç fenomeni üzerinde dururken mesela suçun
toplumun devamlılığı açısından oldukça önemli bir işlevi yerine getirdiğini söylediğinde aslında suça ilişkin ahlaki yargıları aşarak toplumsal bir işlev analizi yaptığını ve toplumun devamlılığı açısından suçun olmazsa olmaz bir işleve sahip olduğunu anlattığı oldukça önemli bir tartışmayı da yapar. Bu demek ki toplumsal olgular sosyolojinin nesneleridir ve bunları şeyler gibi incelemek gerekir. Bu anlamıyla Durkheim ontolojik epistemolojik ve metodolojik temelleri net bir şekilde ifade etmiştir. Bu anlamıyla kelimenin birinci anlamıyla kurucu bir isimdir. İkinci olarak Durkheim sosyoloji bir kurum olarak da kuran kişidir. Sosyoloji kürsüsü ilk kuran kişi de Fransa'da Durkheim'dir. Durkheim'in çarpıcı olan husus Durkheim'in sosyoloji ilkin hukuk fakültesi altında kurmuş olmasıdır. Çünkü biz genelde bugünlerde edebiyat fakültesi altında sosyoloji bölümleri genel olarak tüm dünyada icra edilir. Fakat Durkheim bunu ilk hukuk fakültesi altında kurdu. Bir anlamıyla ilk kuranın kafasında normların bilimi türünden, yani kuralların, normların bilimi türünden bir algı vardı. Nitekim Durkheim'in toplumsal olgu diye tanımladığı şeyler de kendisinden gördüğümüz gibi sembolik bir içeriğe sahip olup özünde normlar şeklinde tezahür ederler. Yani Durkheim'de toplumsal olgular normlar ve kurallardır. Ya da normlu kural sistemleridir. Belki de biraz daha şey olarak. Bu kurumsallaşma ve aynı zamanda kurumsal varlığın kazanması birlikte sosyoloji Durkheim'de aynı zamanda bir meslekleşme yoluna da gider. Bu da oldukça önemlidir. Sosyolojinin bir meslek olarak profesyonel bir meslek olarak kendini ifade etmesinde Durkheim'in rolü kurucu düzeydedir. Toparlayalım. Durkheim ne yapmış oldu? Öncelikle ontolojik bir müdahale ile bir disiplin olarak sosyolojiye alan açtı. Eğer Durkheim'in sosyolojik yöntemi kuralları metnini dikkatle okursanız orada Durkheim'in komşu adeta sosyal bilimler içerisindeki farklı disiplinleri, psikoloji, antropoloji, tarih gibi farklı disiplinleri ittire sosyolojiye bir alan açma çalıştığını görüyoruz. Burada bilhassa psikolojiyle yaptığı polemik oldukça kritik çünkü sosyolojinin açıklama alanına gelebilecek en büyük tehdit Durkheim'e göre psikolojik indirgeme talebidir. Yani toplumsal olguları psikolojiyle açıklama talebidir. Burada işte tam bu noktada Durkheim üçüncü bir metodolojik kuralı zikreder. O da şudur. Toplumsal olgular ancak başka toplumsal olgularla açıklanabilir. Bu oldukça kritik bir yöntemsel hamledir. Çünkü aslında toplumsal olgunun tanımlanması, toplumsal olguların şeyler gibi incelenmesi, söylenmesi doğallığında mitolojik olarak toplumsal olguların ancak toplumsal olgularla açıklanabileceğine ilişkin bir vurguyla tamamlanır. Böylece Durkheim ontolojik, epistemolojik ve metodolojik ön kabullerini sistemli bir biçimde bir araya getirmiş olur. Şöyle söyler, oldukça çarpıcı bir şekilde bunu söyler. Eğer der, aktarıyorum kendisinden, eğer bir toplumsal olgunun psikolojik süreçlerle açıklandığını görüyorsanız, bu açıklamanın yanlış olduğundan emin olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere oldukça çarpıcı bir vurgu bu. Bu vurgu tabii Durkheim'de oldukça sistematik bir
psikolojizm karşılıklı olarak karşılık buluyor. Toplumsal olgu demek ki toplumsal olgunun ayrı bir özelliği onun bireye olan dışsallığı ve zorlayıcı yani kendini empoze eden karakteridir. Bu karakter Durkheim açısından toplumsal olguyu toplumsal olgu yapan özelliktir. Buradan çıkan ontolojik en genel ontolojik sonuç ise toplum dediği şey Durkheim'in bir kozmosdur, bir düzenliliktir. Bu toplumun düzenliliğini sağlayan normlar ve kurallar silsileleridir. Ve bu düzenlilik içerisinde toplum birey kendisini oluşturan bireylerden daha farklı bir şeydir. Bu oldukça kritik. Yani toplum bireyler toplumu değildir. Durkheim'e göre. Demek ki en genel varsayım burada bütüncü bir varsayım. Toplum bir bütünlüktür. Toplum bir bütünlüktür ve bu bir bütünlük olarak toplum kendisini oluşturan parçalara indirgenemez. Burada oldukça kritik bir bütün parça ilişkisini tartışır. Durkheim ve bütünün parçalardan ibaret olmadığını kendi işleyiş mantığı ve kendi işleyiş mekanizmaları üstündeki vurgu bütün bu anlattığımız ontolojik, epistemolojik ve metodolojik anlatıyı bir bütün haline getirir. Toparlarsam, son olarak formüle edersem, Durkheim bize önce psikolojinin, tarihin ve benzeri bilim alanlarının dışında bir disiplin olarak sosyolojinin kendine özgü yani başka bir nesneye indirgenemez nesnesini tanımlar. Toplumsal olgu der buna. Arkasından toplumsal olgu olarak tanımladığı bu nesneleri nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin epistemolojik bir varsayımda bulunur. Der ki şeyler gibi inceleyin. Toplumsal olguları şeylermiş gibi inceleyin der. Ve buna bağlı olarak metodolojik hamlesini yapar. Der ki bir toplumsal olgu ancak başka bir toplumsal olguyla açıklanabilir. Dolayısıyla bu toplumsal olguların oluşturduğu bütünlüğün, toplumsal olgulardan oluşan bütünlüğün parçalarına ve bireylere indirgenemeyeceği üstündeki vurguyla da bütüncü bir pozitivist sosyoloji anlatısının ilk formülasyonunu bize sunmuş olur. Hepinize iyi günler diliyorum.